أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا Getiriyor, getiriyor, söyle. Es-sabirin ve's-sadikin ve'l-kanitin. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah razı olsun hocam. Sayın milletvekilim, sayın il başkanım, sayın federasyon başkanım, sayın Mert İlçe başkanım ve kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizleri onurlandırdınız, hepinize çok çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Saygılar hemşehrilerim. Akçeter Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk kuruluşunu gerçekleştirdik ve birinci toplantımızı, yayla şenliğimizi bugün burada gerçekleştirmek üzere toplandık. Tabii ki bu ilk defa olacak bir çalışma olduğu için ufak tefek aksaklıklar olur. Bu aksaklıklardan dolayı şimdiden hepinizden özür diliyorum.
Bu bizim ilk olacak. Yani bu ilk olduğu için bundan sonraki olacak aksaklıklarda inşallah görerek bu aksaklıklarımızı gidermek yolunda çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Değerli hemşehrilerim, derneğimizin yeni oluşu bizi bu konuda tecrübesiz ve deneyimsiz oluşumuzdan dolayı programın akışını belki ufak tefek dediğim gibi aksaklıklar olabilir. Bundan dolayı tekrar tekrar özür diliyorum. Her yapılan işte tüm insanları aynı derecede memnun etmek ve aynı derecede insanlara hizmet götürmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir insanı aynı derecede memnun edebilmek için karşı taraftaki insanların hep aynı dünya görüşüyle görmesi lazım ki ancak o zaman memnun edebilirsin, yoksa mümkün değil. Doğanın tabii ki yaratılışımızdan dolayı her insanın değişik değişik dünya görüşü, değişik fikirleri, değişik düşünceleri vardır. Onun için de biz her insanı değişik olarak değerlendiriyoruz. Şimdi biz bu yaptığımız çalışmada mutlaka dediğim gibi aksaklıklarımız olacaktır ve olayları değerlendirirken lütfen iyi yönünden bakarak değerlendirirsek sevinirim. Çünkü bir olayı iyi yönünden bakarsak olumlu görürüz. Eğer o olayı kötü tarafından, yani plan arka yüzünden bakarsak mutlaka değerlendirmemizde ufak tefek aksaklıklar olduğunu görürsünüz. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Çok affedersiniz ama bir hayvandan örnek vereyim. Köpeği bir düşünün. Eğer köpeğin iyi yönlerini düşünün, bizim evimize bekçilik yaptığını, sürülerimizi koruduğunu, bizi diğer yabancılara karşı uyardığını falan düşünürsek iyi yönüdür. Dost olarak görmüş oluruz. Diğer yönüyle. Yok hırçındır, komşulara zarar veriyor, yok bizi parçalıyor, canımızı acıtıyor diye düşünürsek o zaman tabii ki kötü yönünü düşünmüş oluruz ki o zaman da sıkıntı olur. Bu olumsuz davranışlardan yola çıkarsanız, kötü olumlu yönden yola çıkarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Hepimizin buraya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu ilk olduğu için burada tanıtım yapılacak. Bundan sonraki olayın, bundan sonraki programın akışına göre daha çok zaman ayırmak düşüncesiyle ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sunucu arkadaşım buraya çağırdı. Çok fazla dediğimiz gibi bu işte tecrübesiz olduğumuzdan çok fazla konuşma hazırlığı falan yapmış değiliz. Ama gayri ihtiyari burada çıktık. Bu işin temsilcisi olarak burada bulunuyoruz. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda inşallah daha iyi olur kanaatiyle tekrar buraya teşriflerinizden dolayı hepinize saygı ve selamlarımı sunuyor, hürmet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Akçetler Yozgat Şubesi Başkanı Eyüp Yiğit'e bu samimi konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli gönüldaşlar, biz bu derneği kurarken bizim de düşüncelerimiz vardı, sizlerin de bizler hakkında bir takım düşünceleri muhakkak vardı. Veya gayeleri, amaçları vardı. İnanın, yapılacak çok işler var. Sosyalleşme adına, insanların birbirlerini tanıma adına, bir araya gelme adına, cemaat olma adına. Nerede birlik orada bereket. Cemaatta rahmet, ayrılıkta azap. İnsanlar hep ayrı yaşarken büyük şehirlerde bir araya gelerek birbirlerini tanıyorlar. Yapmış olduğumuz bu üçüncüsü olan şenliğin gayeleri, amaçları varken insanların bir araya gelip de birbirlerini sadece görmeleri gaye ve amaçlarına ulaşmasında hedefin hemen hemen tamamına varmış kabul ediyor. Yapılan şenliğin güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli misafirlerimiz, kıymetli üyelerimiz, bugün burada bir hediye çekilişi olacaktır. Bu hediye çekilişine katılmak için bir anahtarlık ve bir tane de hediye çıkabilecek bir bilet 5 TL karşılığında alarak derneğimize katkıda bulunmuş
şenliğimizi daha da şenlendirmiş olacaksınız. Bunları sizlere duyurduktan sonra bu derneğin kurulmasında hakikaten çok emeği olan bir arkadaşımız var. Kıymetli gönüldaşımız Afsetler Başkanı Osman Eğilmez sizleri selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye... Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, sevgili misafirler, bugün Küçükçatmaköy Yayla Şenliği'nde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Değerli dostlar, bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, sizin en hayırlınız çevrenize hayırlı olandır. Biz de Efendimizin bu sözünü emir terak edip çevremize, köyümüze, köylümüze hayırlı işler yapmak üzere Akçatlar Derneği'ni 17.5.2011 tarihinde kurduk. Rabbime hamdolsun ki gerinde bıraktığımız bir yıl içinde güzel hizmetler yapıldı. Birçok kişinin aklından acaba yürür mü soru işareti kalkmış durumda. Bizler birkaç gönüllü arkadaşla çıktığımız bu yolda ilk olarak 3 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda yaptığımız birinci pikniğimize yaklaşık 200 kişi katıldı. O piknikte bu derneğin amaç ve faaliyetleri anlatıldı ve birçok insan aklındaki soru işaretini kaldırmış olduk. O gün Çatma Köyü ve Akyamaç Köyü'nde bir program yapalım dedik. Öncelikle Akyamaç Köyü'nün nüfusu daha kalabalık olduğundan dolayı 1 Eylül 2011 tarihinde Akyamaç Köyü'nde ikinci pikniğimizi yaptık. Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Hakikaten o gün bizler çok memnun ve mutlu olduk. Ve o gün, bugün yaşayan arkadaşlarımız bilirler ve gururlandık. Sevgili dostlar, Akçatlar Derneği 17.5.2011 tarihinde kurulduğu için de 6 ay içinde olağan genel kurulu yapmak durumdaydı. 8.1.2012 tarihinde olağanüstü genel kurulumuzu Ankara'da yaptık. Genel kurulumuza yaklaşık 197 üyemiz katıldı. O gün Sayın Federasyon Başkanımız da bize teşrif ettiler. O güzel günümüzü hep beraber paylaştık. O gün genel kurulumuzda almış olduğumuz karar gereği Yozgat Şubemizin açılışını yaptık. Ankara Dernekler Federasyonu üyeliğimizi yaptık. Yine genel kurulumuza bize verdiği görevle Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun 6.5.2011 tarihinde olağan genel kurulda Akçatlar'ı temsil eden biz sayma yardımcı olarak göreve geldik. Bugün yeni yönetim kurulu üyeleri ve Yozgat Şubemizle birlikte bu güzel organizasyonu sizlerle beraberiz. Sizlerin desteğiyle Akçatlar artık koşuyor. Şu an Ankara Genel Merkez üyemiz 200'ü geçti. Yozgat Şubemiz 120 üyeye ulaştı. Hedefimiz Ankara'da 350, Yozgat'ta 200'ün üzerinde üye yapmak. Sevgili dostlar, bunun için üye kayıt işlemlerimiz yan tarafı masamızda devam etmektedir. Kıymetli dostlar, bizleri burada buluşturan Rabbime binlerce hamdolsun. Müsaadenizle bu organizasyonun maddi manevi taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Başta bu kadar misafirin yemek işini üstlenen Yozgat Şubemizin değerli yönetim kurulu üyesi Murat Karaduman, Hacı Karaduman, Adem Karaduman, diğer Karaduman ailesine çok teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları ikramları, kabulleri en güzeliyle kabul eylesin. Ahirete göç etmiş geçmişlerine rahmet eylesin. Anne babaları Yusuf ve Mevlüde Karaduman'ın mekanını cennet eylesin. Şenliğimizin hediyelerin yapılmasında sponsor olan Karaca Grup Yapı'nın beyin takımı başta Kazım Karaca amcaya, şirket yönetim kurulu üyelerine ve Hacı Şükrü Karaca kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin. Yine şenliğimizin maddi desteğinde bulunan Muharrem Köse, Ahmet Karaslan ve Bilal Karaslan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şenliğimizin süsleme işlerini ve afiş işlerini üstlenen
tutkun reklam yöneticilerinden Mehmet ve Hacı İlmez kardeşlere teşekkür ediyoruz. İki aydır durmadan, yılmadan bu şenlik için çalışan başta köy muhtarlarımız Davut Koç ve Osman Yiğit abilerimize, Yozgat Şubemizin yönetim kurulu üyelerine, genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Akçetler sizlerle büyüyecek, sizlerin maddi manevi destekleri birçok programlar yapacaktır. Hepinizi en içten sevgi ve hürmetlerimle selamlıyor, hayırlı eğlenceler diliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha hayırlı hizmetler Cenab-ı Hak'tan nasip etmesini temenni ve niyaz ediyoruz. Ezan-ı Muhammed'e konuyor. Herhalde en güzel ses varken bizim sesimiz çırtlar çıkar, sesimizi keselim bir 5 dakika. Şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Zira onların rahmete ihtiyacı fazla yok. En fazla rahmete ihtiyacı olan bizleriz. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Devletimize, milletimize birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip ve müessel eylesin. Değerli Akkömaş ve Çatma Köyü ve dıştan katılan kıymetli misafirlerimiz. Biz bu derneği kurduk ama bu dernek büyük bir çınarın belki küçük bir dalıdır. Ama o çınarın aslı Ankara merkezinde bu işi organize eden Yozgat'ı en güzel şekilde Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya çalışan bir federasyonumuz var. Bizler de nasip oldu gittik orada, onların yapmış olduğu bu güzel hizmetleri her defasında bir üzerine ekleyerek hizmetlerini vermeye devam eden federasyon başkanımız bizi hiç kırmadan ta buralara kadar teşrif edip buyurmuşlar. Muhakkak onların da dernekçilik ve insanların bir araya gelmesi, birbirini tanıması